Evet, gündem malum. Sizin de belki hissettiğiniz üzere programdan önce telefonda görüştük ya. Hani evet. Araç yakıtıyla ilgili ciddi yakıt kuyrukları var. Şu an var. Fransa'da genel, yani Fransa genelinde tabii bütün şehirlerde aynı durum mu onu bilemiyorum ama Île-de-France'da, Paris çevresinde böyle bir sıkıntı var. Burada yaşayan herkes onun yani farkında, bir hissediyor. Bir kilometreye varan kuyruklar, kuyruklar var. Aslında merak ediyorum ben şehirde, Paris dışında yaşayanlar da bu sıkıntıyı yaşıyor, küçük köylerde veya o tarz yerlerde yaşayanlar. Her yerde aynı şekilde var mı? Lyon'da varmış mesela bu sıkıntıda. Bir de insanlarda sanki yakıt artık bulamayacağım korkusu da mı var bir o? Abi o abi, korku da şey yapıyormuş. Şöyle tam fulluyor yani, yani derler ya, tam dolduruyor çünkü ya yani o bir kilometrelik kuyruğa girdikten sonra şöyle bir 20 euroluk alınmaz yani. Yani. Evet. Dolduruyor ki bir daha artık işte ne zaman boşalırsa o zamana kadar. En büyük sıkıntı da şey, bu yardımlar var, devletin yardımı. Evet. O evet, yardımı ve Total'in de yardımı var. Bundan da millet fullemiş. Ucuza bulduk. Kaçırmayalım demişler. Total'in zaten litre fiyatı düşüktü diğerlerine göre. Geçtiğimiz haftalarda. Devletle bir anlaşması vardı. Onu uyguladılar yani. İşte bayağı 20, ucuza sattılar. 20 kuruş daha da hani devlet 30 kuruş indirim yapmıştı. Bu da ekstra 20 kuruş hani 50 kuruş daha aşağıydı. O yüzden milleti fulleyelim dediler. Onun artık hani Total'in grevleri. Evet. Grevde de şöyle bir şey varmış. Total Enerji'nin en büyük 5 rafinerisinden 3'ü greve gitmiş. Lan. Evet, çalışanlar maaş artışı talep ediyor. Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu maaşlarda artış olmaması durumda bu greve uzun vadede devam edeceklerini söylüyorlar. Yani bizi zor günler bekliyor. Bir müddet daha evet. Sanki benzin kuyruğu devam edecek, devam edecek gibi ama gözüküyor. Şöyle diğer taraftan bu hani gazla ilgili, ısınmayla ilgili de Fransa'daki rezervler %99 oranında doluymuş. Ben de o habere rastladım yani bu gündem olarak. Ama şey olarak da hani, kaç hafta sanırım 3 ay mı 2 ay mı yani 90 gün sanırım hani emin değilim. Biraz önce şeyi duymuştuk. O şey o yakıtta. Yakıtta işte evet, evet. Yakıtlardan şey varmış, rezerv varmış. 90 günlük rezerv varmış evet. Hani devlet hiç dışarıdan giriş olmasa dahi. Hani evet öyle. O kadar idare edebilir. Ama devlet onu yani biraz kullanmış ama ne kadar kullandığını söylemiyormuş. Evet. Bu benim dediğim ısınmayla ilgili hani gazlar orada da. Benzinden biraz acıyorduk ya, o yüzden. Ya, aynen depolamışlar şu an rezervler doluymuş hani bu kış demek ki. Evet. Tabi o rezervlerin de süresini tam bilmiyorum ama o da 60 gün 70 gün hani öyle bir süresi var. Dolayısıyla onları da sürekli doldurduklarına göre LNG olarak sıvı gaz olarak da aldıkları için. Yani bu kış öyle ciddi bir sorun aslında beklenmiyor, ama görünmüyor. Ama tedbirler devam ediyor. Fransa'da bu ev sıcaklığını da 19'a sabitleme. Yani yapmayanlara yaptırım gelmesi gündeme gelmiş. Bu nasıl olacak abi? Evlere girip bakmaları herhalde çok söz konusu belki olamaz ama. Belki evler değil de toplu yaşanılan merkezi ısıtmanın sosyal olduğu. Sosyal konutlar. Evet, merkezi ısıtmanın olduğu yerlerde belki daha kolay uygulanabilir böyle bir yaptırım. Ama ciddi ciddi enerji tasarrufuna gidiliyor Fransa'da. Bu her alanda hissediliyor. Hatta sizin de paylaşacağınız o bir evet, haberde. Kalın giyinin diye tavsiyeler var. Yani devlet giyinin yönetiminden. En başta kendileri o boğazlı kazakları çekmişler üzerlerine. Macron böyle bir çağrıda bulundu. Ondan sonra Bruno Le Maire olması lazım. Diğer bir bakan. O da böyle boğazlı kazakları tavsiye evet, ediyorlar. Haftaya biz de mi öyle gelelim? Varsa var mı abi sizde boğazlı yani kazak? Yani ilk biz uyabiliriz değil mi? Devletin aldığı bir kararsa. Ya belki biraz daha havalar soğuyunca da olabilir. Şu an boğazlı kazak olduğunu düşünemiyorum biraz. Zaten biz şu an 19 derecedeyiz. Hani yani evet. Kalorifer 19'da. Şu an 19 mu acaba? İşte daha yüksek gibi sanki şu anki sıcak. Kalorifer 19'da. Ama biz eksi 1'deyiz şu anda. Yani. Bir yani de ışıklar, spotlar derken sanki biraz yani daha sıcaklıklar gibi. Tamam da ne yapacağız? Biz kendi insan ısımızı düşürüp de 19'a mı düşüreceğiz odanın ısısını? Bizim zaten yerimiz hani aşırı ısıtmaya gerek yok. 19 yerimiz iyi yani. Değil mi? Yazın, yani, yazın serin, düşümedik. Kışın sıcak. Öyle bir yerimiz yani var. Elhamdülillah diyoruz. Dolayısıyla bizi etkilemiyoruz. Boğazlı kazakları giyiyoruz. Boğazlı ama kazakları yani haftaya öyle giyebiliriz. Öyle bir tavsiye var. Tamam. Devamında şimdi bu Ukraynalı mülteciler var malum, Fransa'ya da geliyorlar. Fransa devleti bir açıklama yaptı. Pardon, bu arada maske haberi var galiba. Ömer abi siz bir maskeden bahsedecektiniz. Maske geri mi geliyor? Maske geri geliyor. Yani geri gelmesini isteyen kesimler var. Çünkü siz o kesimlerden misiniz? Ha, bu görseli nereden buldunuz? Bu Ömer abinin bulduğu evet, bir görsel. Onun haberi. Bu nerenin maskesi? Abi bu yaratıcı Anadolu insanının maske
maske bulamayınca şişenin uç tarafını maske çok farklı getirmiş. Maskeler ben de gördüm. Daha büyük evet. Şişeleri geçirip sadece böyle arkada boşluk kalacak şekilde o bir ara maske zorunluluğu vardı. Maske yoktu. Evet. Öyle değişik tırnak içinde yaratıcı çözümler bulunmuştu o sırada. Evet. Onlardan biri de şişe dibi olmuş. Evet. Gelecek mi diyorsunuz yani maske zorunluluğu abi? Yani hastalığın tekrar yükseliyor. Artıyor şu an yükseliyor sayılar, tekrar. Sayıların evet. Tekrar 8. dalga işte oluyor. Artık sayamıyoruz abi yani 8 olmuş bu arada. 8. dalga. Dalgalar geçiyor yani. Artık nerelere ulaşır sayı ne olur ama ona tedbiren bütün alanlarda değil de belli toplu alanlarda. Toplu taşımada. Hastanelerde var zaten. Devam ediyor hastanelerde. İnsanlar da hani takmaya devam hani başlıyorlar yani. Ben de gördüm ve toplu taşımada yani, maske takanlar vardı. Mağazalarda veya farklı yerlerde böyle toplu yerlerde insanlar takıyor, korkmaya başlıyorlar yani. Şimdi nezleye de çok gribe de çok benziyor ya. Grip nezle olan insanlar da takıyormuş. Evet, evet. Öyle de diyorlar. Yani hem bir başkasına güzel bir şey aslında. O grip nezle mevsimsel grip nezlerinde bulaşmaması için aslında gayet güzel bir hem kendisini koruma hem karşıdakini koruma adına. Aslında şöyle böyle abi kullananlar da var yani bunu maskeyi. Bunu daha önce paylaştım bilmiyorum. Uzak Doğu'da bu adet zaten vardı. Mesela ben orada bir dönem yaşadığımda orada ilk defa görmüştüm. İnsanlar maskeyle dolaşıyor. Allah Allah ne oldu? Niye böyle derken evet. Hani sorduk, araştırdık. Hasta olanlar hemen maskeyi takıyormuş ya. Yani başkalarına bulaştırmayayım diye mavi maske takıyorlardı. Evet. Bu benim dediğim 10 sene önce, 12 sene yani. Önce. Buralara da böyle bir adet gelmiş oldu o zaman artık yani. Yani bu hayatımıza girdi. Devam edecek öyle anlaşılıyor. İşte vaka sayısı da 45 binlere yine ulaşınca ister istemez böyle şeyler de gündeme geliyor. Geliyor ve siz de tavsiye ediyorsunuz, ben de tavsiye destekliyorsunuz sanki öyle anladım ben. Yani toplu yerlerde özellikle tavsiye çantada ediyorum. Çantada maske bulunması lazım. Şimdi metro kullanıyoruz. Ben metroda takıyorum mesela. İşte. Çünkü metro yani artık bazen öyle haller, durumlar yaşıyoruz ki. Ciddi bir yakınlaşma yani oluyor da. Evet. Artık nefes ten teması değil. Nefes temas haline geliyor iş yani. Belli saatlerde. Belli saatlerde. oralarda bence takılsın yani. Hatta mecburi olsun yani. Herkes mecburi taksın. Olsun. Hmm. Evet. Bence herkes taksın. Diyorum. Bakalım olacak mı? Göreceğiz. Evet. Takip edeceğiz. Abi o yarım kalan haber. Ukraynalı mülteciler Fransa'ya geliyorlar malum. Devam ediyor. Savaş şartları devam ediyor maalesef. İlhak da oldu. Evet. İşgal devam ettiği için. Şimdi bu Ukraynalı gelen mültecileri evinde ağırlayanlara devlet 150 euro yardımda bulunacakmış yani. Böyle bir haber var. İlginç. Aylık geldi. Mı abi? Ben onu aylık diye anladım. Baktım da aylık olsa gerek. Aylık diye şey yapıyor. Evet. Aylık 150 euro destek. Destek veriyor. Yani herhalde eviniz müsait olacak. Şartlarınız olacak. Ona göre alacaksınız. Daha sonra da işte 2022 sonu, 2023 başı gibi bu yardımları vereceklermiş. İlginç. Tabii bir yandan şunu görüyorsunuz. İnsani bir şey ama ayrımcılıkla da çok eleştiriliyor. Yani bu kurumlar. Yani diğer mülteciler de vardı. İşte çok niye farklı ülkelerden gelenler oldu. Suriye'de de bir iç savaş var yıllardır. Böyle uygulamalara gidilmedi. Yani Ukraynalılar için hakikaten biraz daha bir gayret olduğu göze çarpıyor. Bunun kendilerine göre sebepleri de var tabii. Yani bir ortak kültür, geçmiş, evet. Yakınlık herhalde buna dayanarak böyle bir ilginç çözüm. Yani hani sorunu aslında daha hızlı çözmeye yarayacak bir çözüm bu aslında. Yani devletin kendi konaklama mekanları yeterli değilse işte vatandaşlardan müsait olanlara yöneltiyor demek ki. Ondan sonra diğer bir haber bu Adalet Bakanı'nın Yüce Divan'a sevk ediliyor. Aynen yargılanacak gibi görünüyor. Yani bunu da şundan dolayı diyorum. Tabii ki orada yargılanacak, suçlu bulunacak veya bulunmayacak o kısmını bilemiyoruz. Ama daha görevdeyken değil mi? Evet, görevde olan bir Adalet Bakanı görevi kötüye kullandığı için yani konumunu kendi lehine kullandığı için Yüce Divan'a götürülebiliyor. Bu da hani işleyen bir demokrasi olduğunu, belki burada da mükemmel değil, %100 dört dörtlük bir demokrasi belki değil ama Adalet Bakanı önümüzdeki dönemde Yüce Divan'a sevk ediliyor. Bunu da not etmek istedim. Daha önceden de bunun örnekleri olmuş. Evet. Fakat daha önce olmuş ama görevi başındayken olmamış. Yani daha sonra görevi bıraktıktan sonra bu Yüce Divan'a gönderilmiş. Bu doğrudan daha şu an Adalet Bakanı olarak görevli ve Yüce Divan'a gidiyor. Bu ilginç. Görevden alınmasının gerektiğini düşünmüyor. Yani kamuoyunda Yüce Divan'a gittiyse görevden alınsın gibi bir baskı şu an için yok. Herhalde çıkacak karara göre değişecek.
Bendeki son haber Ömer abi, bilmiyorum sizde başka bir haber var mı ama bu ilginç, güzel bir haber. Fransa'ya bir Nobel geldi, Edebiyat Ödülü. Evet. 2022 Nobel Edebiyat Ödülü Fransız yazar Annie Ernaux hanımefendiye verilmiş. İşte her yıl biliyorsunuz farklı alanlarda Nobel ödülü veriliyor. Hı hı. Bu sene Fransa almış. Fransa'nın. Tabii ilk değil Fransa'nın, bildiğim kadarıyla çok sayıda Nobel var. Bir belki kadın olarak daha az olabilir. İlk midir onu bilemiyorum. Aslında ona bakmakta yarar vardı ama 82 yaşında, yaşı ilerlemiş bir hanımefendi. Fransa'nın tek ödülü değil Nobel'de. Hani fizik Nobel'i de Alain Aspect diye. Hani, bu seneki evet, Nobel mi? 2022. Yani, maşallah. Nobeller de Fransa tek değil yani. Nobelleri toplamış bu sene. Yani Türkiye işte bir Orhan Pamuk'la aldı değil mi? Yani bir olay oldu yani yıllardır işte. Bir de Türk olan ama Türkiye'de yaşamayanların aldığı Nobeller var. İşte Aziz Sancar gibi. Ama işte Fransa demek ki bir yıl içinde bile iki tane Nobel alabiliyor Nobel ödülü. Ki bu Alain Aspect şey, hani Einstein dediğine karşı bir şey hani iddia etti ve onu doğruladı yani. Hı-hı. Evet. Yani. Maşallah. Ne diyorum ama. Maşallah. Hakikaten. Evet. Yani güzel. Bendeki haberler bunlar. Ömer yani, abi sizde var mı? Son olarak hani Fransa'da 1 Ekim'den itibaren bazı şeyler değişecek. Neler değişecek? Olmazsa abi? Ben ana yani 1 Ekim başladım. Oldu şu an, değişti o zaman evet, onlar. Evet, değişmiş valla. Evet. Arabalarıyla işe giden dar gelirli çalışanlara akaryakıt indirimi verilecek diyor. Daha ne kadar oluyor abi? Yani 300 euroya kadar çıkacak bu yardımlar. Artık gelirin şeyine göre sizin de gelirinizi bir ara hesaplayalım. Ona göre i̇şte darlığını ne kadar nasıl belirliyoruz? Dar gelirli bilemiyorum. Burada dar gelirli ne demekse. Dar var, dar var abi. Dardan dara fark. Evet. Yemek kuponu tavan fiyatı 25 euro olacakmış. Fazla mesailere sosyal aidat indirimi olacakmış. Hayvan satışında taahhüt belgesi diyor. Onu geçin abi. İçeriğine gerek yok. İki en önemlisi neden? Bu Erdem Bey ilgilendiriyor. Neden? İki tekerlekli. Hayvan satışı bilmiyorum. Çok var mı öyle bir abi, gündem? Abi çoğu abimiz ablamızın kedileri var mesela. Artık onları hani bile kediler doğuruyor. Hani belgeli. Ama onlar zaten belgeliydi. Onlar yani, şey satıyor biraz. Var. Eş dost var. Arasında satıyorlar herhalde. Pasaportları var ama. Hı-hı. Yani pasaport çıkartırsanız var. Hani yurt dışına falan gideceksiniz. İşte onun ona mecburiyet geliyor. O belgelerin olma mecburiyeti. İşte onu diyorum işte artık hani ilgilendiriyor bizi. Yani. Kedi alan abi ablası bizi de artık ilgilendiriyor artık. Evet, önemli bir haber. İki tekerlekli araçlara teknik muayene zorunluluğu bugüne kadar yokmuş. Şimdiden sonra motorlara da. Evet Erdem Bey, bu arada bu konu sizi ilgilendiriyor. Ha bir taraftan iyi abi çünkü hani güvenlik bakımından güvenlik değil mi yani? Hani o kadar insan böyle evet, motoru böyle şey kullanıyor saçma ki. Saçma sapan şeyler kullanıyorlar değil mi? Ama onlar hani devlet çok gürültü yapıyor bir de o bazı motorlar. Hakikaten çok rahatsız edici bir ses çıkarıyor. Ha şey demiyorum, büyük motorları demiyorum. Küçük ama çok ses çıkarıyor. Yani ayarım bozuk bilerek mi yapıyor? Yani egzozu böyle delikleri bir şey yani vardı. İşte yani. Şimdi kontrol teknikte bu geçemez böyle bir durumda. Yani. Ama o zaman çoğu hani bu livrezon yapar. Dökülürler. Çok azalacak yani. Evet. Uzaktan muayenelerin %100 devlet tarafından karşılanması son buluyor. Bu video görüntüsüyle. %30'a mı %70'e mi düşüyordu? Öyle bir şey vardı sanki. Salgının yoğun yaşandığı dönemlerde sağlık merkezleri, hastaneleri ve kliniklere yoğunluğun önüne geçmek için kararlaştırılan uzaktan muayenenin %100 sosyal kurumlar tarafından karşılanması ile ilgili uygulama bugünden itibaren son bulmuş. 1 Ekim'den itibaren. Evet, telekonsültasyon diyorlar ona. Bedelinin normal fizik muayenelerde olduğu gibi %70 oranında sosyal sigortalar tarafından karşılanacak. Sadece %70'i. %30'u sadece ödemeye kalıyor. Şey. Ödemeye kalıyor. Evet. Yine iyi yani. Grip aşısı kampanyası ile Omikron varyantına karşı aşılanma başlıyor. Gene 1 Ekim'den itibaren başlamış. Ekim ayında unutulmaması gereken zorunluluklardan birkaçını almışlar buraya. Emlak vergisi son. Evet, bu emlağı olanlar. Kiracılar ödüyor mu yoksa ev sahipleri için mi? Ev sahipleri için. Evet, son ödeme tarihleri. Evet. 17 Ekim, 20 Ekim, 22 Ekim en son olarak kararlaştırılmış. Çok önemli bir konu. Lise ve ortaokul öğrencileri için burs başvuruları son tarihi 20 Ekim. 20 Ekim'e kadar. Ortaokul ve lise mi dediniz? Ortaokul ve lisede burs başvurusu. 22 Ekim'e kadar. Şahsen denedim. Evet, o tarihte
o tarihte bitiyor dediler bana da. O tarihten önce başvurumuzu yapmış olduk burslar için. Ortaokul ve lisede talebesi olan aileler acele etsinler. Bu bir hak, bundan yararlansınlar deriz. Abi çok önemli bilgiler verdiniz hakikaten. Evet. Bugün hayati hayati bilgiler. Teşekkür ederiz. Evet, gündem bu kadar.